Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Haftalık kapanışların ardından biliyorsunuz bugün itibariyle artık hafta başlangıcına merhaba dedik. Altın tarafında neler olabilir? Sizlerle birlikte bunun incelemesini yapacağız. Altın ons, gram altın, gümüş ons ve gümüş gramı bu videoda değerlendireceğiz. Çünkü hafta başlangıcıyla birlikte artık destek ve direnç bölge yerlerimiz de değişti arkadaşlar. Sizlerle birlikte bunların değerlendirmesini hep birlikte yapacağız. Altın onsla başlayalım hemen arkadaşlar. Fazla vaktinizi de almış olmayayım. Altın onsta artık bizler için önemli olan bir destek bölgemiz 1804'e çıkmış oldu. 1804 bizler için önemli destek. İkinci önemli destek noktamız da arkadaşlar 1783 seviyesinde bulunan destek seviyesi. Bu iki destek altın onsta takip edilmesi gereken önemli destekler haline gelmiş durumda arkadaşlar. 1783 ve 1804 destekleri üzerinde altın ons hareketlerine devam ettiği müddetçe arkadaşlar yukarıda 1825 ve 1846 hedeflerine doğru hareketlerini yukarı yönlü devam ettirmesi muhtemel beklentimiz haline gelir. Altın onsta dikkatli olmanız gereken gene bir başka bir husus da arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz trend çizgisi. Bu trend çizgisini takipte kalacağız. Bunun aşağı yönlü kırılmaması lazım. Bunun da geçtiği seviye, trend çizgimizin geçtiği seviye de arkadaşlar yaklaşık dediğim gibi 1783 civarından geçmekte. Yani 1783 aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. 1783 altın onsta önemli bir seviye. Aşağı yönlü kırılması halinde stop, yani zarar kes yapıp pozisyondan çıkmak faydalı olacaktır. Gram altında hemen yeni seviyelerimizi belirleyelim. Gram altında artık bizler için önemli destek noktamız arkadaşlar. İlk bölgedeki destek noktamız 398 seviyesine çıktı. İkinci gene önemli destek noktamız da 393. Evet, 393 ve 398 üzerindeki kalışlar gram altında hala yönün yukarı yönlü olduğunun bize işaretidir arkadaşlar. Yukarıda gram altında bizler için 402, 406 ve 410 seviyelerindeki şuradaki 410 seviyelerindeki hedef bölgeleri 398 üzeri kapanışlar gram altında da yaşandığı için bizler için beklememiz gereken önemli seviyeler halinde gözükmekte. 393 gram altın için olmazsa olmaz stopumuz. Buranın kırılması halinde çünkü 372'li seviyelere doğru gram altında aşağı yönlü hareketler görmemiz de mümkün arkadaşlar. Verdiğim seviyeleri takipte kalın. Bu hafta artık hafta başlangıcı ve açılışlarıyla birlikte yeni seviyelerimiz değişti. Sizlerle birlikte bu seviyelerimizi artık takipte kalacağız bu hafta itibariyle. Hemen gümüş tarafına da geçelim. Gümüş onsta yeni destek ve direnç noktalarımızı sizlerle birlikte belirleyelim. Evet, gümüş onsta da artık bizler için arkadaşlar 19.06 bir destek bölgesi haline gelmiştir. 19.06 ilk destek bölgemiz. İkinci önemli ve stop da olabileceğimiz bir destek de 18.73 destek bölgesi. Bu iki destek bölgemiz bizler için önemli olan destek bölgeleridir. Bu 18.73 altında olumsuzluk bir durumda 18.63'e kadar gümüş onsta aşağı yönlü sarkmalar görülebilir. Fakat biz buradaki destek bölgelerin üzerinde kaldıkça 18.73 ve 19.06 üzerinde kaldıkça gümüş ons hala olumludur ve hedef olarak 19.67 seviyesinde bulunan bölge takibinizde olması gereken önemli bölge olarak gözükmekte.
19.67 gümüş onsta satışların görülebileceği bir bölge olarak ben düşünmekteyim arkadaşlar. Eğer bu 19.67 yukarı yönlü de aşılabilirse bu sefer 20.09 yani 20.09'daki ana hedef bölgesine doğru gümüş onsta hareketler hızlanabilir. Fakat 19.67'ye gene özellikle dikkat diyoruz arkadaşlar. Gümüş onsta da 19.06 üzerinde bir haftalık kapanış gördüğümüz için de arkadaşlar gümüş onsta da hareketler hala olumlu diyebiliriz. Hemen gümüş grama bakalım. Biliyorsunuz gümüş gram grafiğimiz yok. O yüzden ons grafiği üzerinden size anlatmaya çalışacağım. Hemen gümüş gramda da daha önceden Elliott çalışmasıyla belirlediğimiz önemli destek ve direnç noktalarımız bu hafta hangi yerlerde? Sizlerle bunları bulalım. Evet, gümüş bir gramda arkadaşlar bizler için önce ilk destek noktamız 4.21 seviyesini artık çekiyoruz. İkinci destek bölgemiz 4.13 seviyesindeki destek bölgemiz haline geldi. 4.13 biliyorsunuz daha önceden ilk destek bölgemizdi. 4.13 stop olunacak bir bölge. Altında 3.99'a kadar gümüş gramı aşağı yönlü çekebilir arkadaşlar. O yüzden 4.13'e dikkat diyoruz. 4.13 üzerinde bizi bekleyecek seviyeler yukarıda 4.36 direnci ve onun üstünde de arkadaşlar 4.44 direnç bölgeleri olarak gümüş gramda da göze batan önemli seviyeler halinde durmakta. Bu verdiğim seviyeleri mutlaka takipte kalın. Hepsi önemli seviyelerdir. Ve güncel pazartesi açılışıyla birlikte bu seviyeler artık iyice önemli bir hale gelmiş gözükmekte arkadaşlar. Pandeminin sonuçlarının doğurabileceği ekonomiler üzerindeki baskı altın ve gümüş tarafını hala olumlu olarak yansıyacaktır. Çünkü insanların bu tür süreçlerde tutunmak istedikleri güvenli liman genelde altın ve altın türevi metaller olmakta arkadaşlar. O yüzden herhangi bir aşı bulunmadıkça ve dünyadaki koronavirüs vakaları aşağı yönlü bir doğrultma ve düzeltme görünmediği müddetçe de altın ve metallerde düzeltmeler olsa da yön hala yukarı şeklinde yatırım tavsiyesi olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Yalnız verdiğim destek noktalarına çok dikkat edin. Bu destek noktaları önemlidir. Özellikle birinci destek noktaları ve ikinci destek noktalarına özellikle ikinci destek noktalarına dikkat edin. Onların kırılımı aşağı yönlü hareketlerin daha hızlı şelale bir şekilde aşağıya inmesine sebep olabilir. Dikkatli takip, gündemi dikkatli takip sizi her zaman başarıya ulaştıracak iki önemli etkendir. Bu yüzden gündemi ve ekonomiyi iyi takip edeceksiniz arkadaşlar. Bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.